İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki genel durum, çevrim içi 6. oturum. Birleşmiş Milletler Artsakh'ta artan gerilimden endişe duyuyor ve gerilimi azaltma çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Uluslararası Af Örgütü, Azerbaycan'daki Ermeni esirler insanlık dışı koşullarda kalmaya devam ediyor. Azerbaycan birlikleri Karaguluk'taki aynı konumda kalmaya devam ediyor. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Arapkir kazası. Hamlet Hovsepyan, Vanlı Ermeni gümüşçü ustalarının eşsiz eseri. Kilikya'da Ermeni kitap sanatı. Ermeni konyak üretiminin 135. yıl dönümünde Yerevan Konyak Fabrikası efsanevi Ararat seçkin brandini yeniden piyasaya sürüyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan sizi düzenli Fransızca çevrim içi Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Toplantının konusu soykırımın 107. yıl dönümü vesilesiyle Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anılması. 1894-1923 yılları arasında birbirini izleyen üç Türk hükümetleri Batı Ermenistan topraklarında Batı Ermenistan'da yaşayan yerli Ermeni nüfusa karşı soykırım gerçekleştirdi. Batı Ermenistan 1920'de müttefik güçler tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı. Toplantı 7 Nisan 2022 Paris saatiyle 19.30'da Yerevan saatiyle 21.30'da gerçekleşecek. Katılmak için aşağıdaki linkte girmeniz yeterli. Toplantı kimlik numarası 826-2464-0545. Artsakh'ta artan gerilim raporları endişe vericidir ve Birleşmiş Milletler, Agit Minsk grubunun gerilimi azaltmak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Bu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin resmi temsilcisi Stefan Dujarric tarafından açıklandı. TASS ajansının aktardığına göre Birleşmiş Milletler elçisi Artsakh'taki gerginlikle ilgili bilgilerden endişe duyuyoruz. Agit Minsk grubu eş başkanlarının gerilimi üçlü bir şekilde azaltma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. İngiliz Uluslararası Af Örgütü, Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutuklanan Ermeni savaş esirlerinin akıbetine ve geleceklerine atıfta bulunduğu bir rapor yayınladı. Raporda, henüz Eylül ayında Avrupa Konseyi'nin raporunda düzinelerce esirlerin insanlık dışı koşullarda bulunduğu gerçeğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Rapora göre, yıl sonunda Azerbaycan'daki esirlerin kesin sayısı bilinmiyordu. Raporda onlarca esir insanlık dışı koşullarda aceleci ve adil olmayan yargılamalara maruz kalmaya devam ediyor. Zorla kaybolmuş ve olası cinayet iddialarının arka planında yaklaşık 30 Ermeni esirin. Editör, güvenlik kaynaklarına göre bu rakam daha fazladır. Akıbeti ve nerede oldukları hala bilinmiyor denildi. Artsakh Enformasyon Merkezi'nden verilen bilgiye göre Artsakh cephe hattında 29 Mart gecesi ve 30 Mart günü sabah saat 10'a kadar ciddi ateşkes ihlali kaydedilmedi. Operasyonel taktik durum gerginliğini korudu. Azeri birlikleri Karaguluk'ta aynı pozisyonlarda kalmaya devam ediyor ve herhangi bir değişiklik olmadı. Artsakh Cumhuriyeti makamları Rus Barış Gücü Komutanlığı ile birlikte ve çeşitli diplomatik yollar ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni eski konumlarına döndürmek ve askeri politik durumu istikrara kavuşturmak için yoğun çabalarına devam ediyor. Batı Ermenistan kendi egemen topraklarına yönelik saldırıyı kınamakta, Azerbaycan'a uluslararası hukuka saygı duymasını hatırlatmaktadır. Azerbaycan Serb Antlaşması'nın imzalanması sırasında Batı Ermenistan'a Artsakh ve nüfusuna yönelik herhangi bir saldırının devlet olarak meşrutiyetini sorgulayacağını öğrenen bir devlettir. Batı Ermenistan'ın Arapkir kazası 17. yüzyılda önce Sebastia ardından Malatya ve daha sonra Harbert eyaletlerine dahil idi. Merkezi Arapkir şehriydi. 19. yüzyılın sonunda 4-6 bölgeye ayrıldı ve 84 köyü vardı. Vashken, Zak, Haskini, Ehne, Krani, Ancırdi, Samıka, Ocak, Vank, Horoç, Maşkert, Kuşna ve diğer bazı köylerde sadece Ermeniler yaşıyordu.
1915 soykırımı Armenosit'ten önce Arapgir kazasının Ermeni nüfus sayısı 33 bindi. İlçe verimli topraklara sahiptir. Sakinleri ağırlıklı olarak tarım, ziraat, el sanatları, ipek böcekçiliği ve ticaret ile uğraştı. 20. yüzyılın başında kazada 18 okul ve 19 kilise vardı. Arapgir Ermenileri cesur ve güçlü insanlardı. 1915 yılında onlar da toplu sürgünlere ve katliamlara maruz kaldılar. Ermeni uygulamaları sanatının ve diğer eşsiz eserlerin bir koleksiyoncusu olan Hamlet Hovsepyan, Facebook sayfasında şunu yazdı. Koleksiyonumdaki kemerlerin en lüksü olan 19. yüzyılın sonunda Vanlı bir Ermeni gümüşçünün yaptığı eşsiz eseri sizlere sunuyorum. Kemer üzerinde Ana Ermenistan, Eçmiadzin Ana Katedrali, Vaspuraga'nın ünlü kiliselerinden biri olan Varagavank, Naregavank Kilisesi, Sub Grigor Kilisesi, Garmıravor Kilisesi tafsir edilmiştir. Usta, tokanın üzerine Ermenice MP harfleri ve Arapça yazılmış Van mühürlerini bırakmış. Batı Ermenistan'daki Kilikya Ermeni Krallığı 11. yüzyıldan 1375'e kadar varlığını sürdürdü. Ermeni Katolikosluğu 1151'de oraya taşınır. Katolikos Nerses Şinurali ve oğul Grigor Katolikoslar zamanında Hromkıla'da kitap ve resim sanatları gelişti. Kilikya minyatür resim kendine has gelişimsel özellikleriyle öne çıkmaktadır. 12. yüzyılda Kilikya'da sadece İncil'ler değil, diğer kitaplar ve defterler de resimlerle çizildi. Bunlardan meşhur olan Grigor Naregatsi'nin trajedi kitabı ve Lvov Patrikhanesi'nde korunan Skevra İncil'idir. Sonuncusu, Büyük Kral 2. Levon'un üzerine yemin ettiği Kraliyet İncil'i olduğuna inanılıyor. Kilikya el yazmaları arasında 2. Hetum'un Akşam Yemeği, Madena Taran'da No 9422 ile muhafaza edilen İncil ve 8 minyatür resimlerin İncil'i başlıklı kitap, şaşırtıcı süsleme zenginliği ve yüksek estetik düzeyi ile Ortaçağ Ermeni Edebiyatı'nın başyapıtları olarak kabul edilir. 1902 yılında yaratılan efsanevi Ararat ve Indir, seçkin konyak karışımı, konyak üretiminin başyapıtlarından biri haline gelen ilk Ermeni konyağıdır. Ermeni konyak üretiminin 135. yıl dönümü ve ilk Ermeni konyağının 120. yıl dönümü arifesi vesilesiyle çifte jübilesi olan bu yılda Yerevan Konyak Fabrikası efsanevi konyağın koleksiyon versiyonunun yeniden doğuşunu sunuyor. Bu tarihi karışımın yaratıcısı en prestijli Fransız şarap okullarından birinden mezun olan Mıgırdiç Musinyans'tır. Indir, seçkin adlı konyağın yeniden canlanması her şeyden önce Yerevan Konyak Fabrikası'nın tarihi mirasına tanıklık ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size kanun sanatçısı Elia Pahlivanyan tarafından icra edilen Ermeni halk melodisi Gakavik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.